Muhammed sana vacibül mevcud olan zat olduğunu şeysine, sıfat olduğunu anlarsan o zaman o zatın o sıfattan tecellisiyle Ali ve Muhammed'siz bu alemin olmadığını, dolayısıyla da her şey bununla kayım olduğunu görmüş oluruz. Yani allandırmaya, dalandırmaya hiç gerek yok. Sen kendi bu nefis kitabını okuyabilirsen bunları bu kitabın içerisinde bulursun. Yoksa bulamazsın. Evet canım, biz bedenen bir mezar arıyoruz. Ali'nin mezarı yok. Ben ta Küfe'ye kadar gittim. Hatta çölün ortasında bir gemi yapmışlar. Ta Nuh zamanından kalma. Bu Nuh'un gemisi dediler bana. Allah Allah dedim. Nuh'un gemisi. Dediler bu gemi o zamanlar buralar hep suymuş. Kalmış. Oradan bekletiyorlar. Belki de bir şekildi. Çünkü çölün ortasında geminin olması şey değil. Onun Hazreti Ali Kerimullah için camisine gittik. Orada iki rekat bir namaz da kıldık hatta. Yok dediler, mezarı yok dediler. Benim de sizin gibi kafam takılıyordu. Allah Allah. Acaba gizlediler de başka kötülük yapacaklar, gizlediler falan filan diyordum. Tabii zamanla tasavvuftaki olan irfanet ve kemalat geliştikçe insanda anlıyor ki her varlıktaki olan bu kabirde onun mevcudiyeti varsa harici bir toprakta bir yer gösterilmesine hiç gerek kalmadığını anlıyorsunuz. Allah için herhangi bir yer gösterebiliyor musunuz? Göstermez. Her nerede tecelli ederse orada onun bütün yönlerini görüyorsunuz. Muhammed hakikaten hangi mazarda çıktıysa ölmemiş. Ölmediyse demek ki ölmez de zaten Muhammedler. Apaçık, distiri, taptaze, ayan beyan göründüğü halde ben Muhammed'le beraberdim, sohbet ettim diyen bazı kişiler var. Ulan bu adam delirmiş ya, tahtaya kırmış falan diyorlar. Halbuki o adamın zevki o. Bir mazardan onun tecellisini görmüş. Zevkini söylüyor. Karşıdaki adam bunun idrakına varmadığı için de Allah Allah diyor ya, 14 asır evvel olmuş. Hazreti Muhammed Hakkı Yüreli 63 yaşında alemin ahirete geçti. Hala bugün sanki arkadaşıymış gibi söylüyor bu sözü diyorlar. Kendisinin ne kadar gaflette olduğunu değil de karşıdakinin tatlısının kırıldığını söylüyor. Bu bakımdan hakikaten meratibi tamamladıktan sonra dört mertebenin zevkine ererseniz Muhammedliğini bilirsiniz. Yoksa Muhammed, Hazret mertebesinde Muhammed zahire çıkar. Çıkar ama kemalatı ile Muhammed değildir o. Gözün hakkın gözden görülmesi, o tecelliyi görmek Muhammed'dir ama o cüzdür. Kulaktaki cüzdür, dildeki cüzdür, eldeki ayaktaki cüzdür. Bir mazardan tecellisi cüzdür hepsi. Kül değildir. Ne zaman kül olur? Her neye bakarsan veç Rahman'ı seyrettiğinde, her ne kulağın içerse, işitirse, mağazı Kur'an dinlediğinde ancaksın. O zaman o kemalata sahip olursan, Rabbin de sana ihsan ederse o zaman o teheccüd dediği namazı kılar ve makam-ı mahmud sahibi olursun. Fehmi Efendi bile teheccüd namazı farz değildir sana. Yetim malıdır yakar baştan başa. Teberrukan kılar fehmi yok haşa. Yalvar kul Allah'a seher vaktinde, yalvar kul Allah'a bahar vaktinde demiştir. Yani farz değildir teheccüd namazı. Muhammed olanlar ancaksın kılarlar. Ama Muhammed olarak kılarlar. Fehmi bile bak, teberrukan kılar fehmi yok haşa diyor. Yani oraya fehmi olarak giremiyor. Neden? Çünkü kendisindeki tecelliler Muhammed olduğu zaman herkesin girmeye yetkisine sahip. Sen de ister velayetin olsun, ister sıddıkiyetin olsun, ister karabetin olsun, isterse nübüvvetin olsun. Bunların hepsinin yekini olmadıktan sonra oraya kendi isminden girmen mümkün değildir. Muhammed olarak bunların zevkine erdiysen Muhammed olarak girme hakkına sahipsin. İsmini dışarıda bırakırsın, bırakırsın, zevkini, konuşmanı yaptıktan sonra tekrar çıkar gelirsin. O zaman kendi elbiseni tekrar giyersin. İşte tergat gibi. Hani bir çıktığı zaman Cebrail Sidre Müntahide kaldı. Bir adım daha atarsam yanar mı ya Muhammed dedi. Aklı Resul ondan öteye gidemedi.
Ama oraya varınca kif ya Muhammed. Rabbin senin için namazda kitabını duydu. Ondan sonra da namazı emredildi. Beş vakit namazı emredildi, döndü. Oradaki olayı, akıl yoktu da orada. Kim bildirdi bana? Orada yok. Bir aşağı indiği zaman akıl kendi yerini, gene aldığı yerini buldu. Ondan sonra ettehiyyatü lillahi şeysi, orada miraçtır, hadis-i şeriftir o. Ettehiyyat okumak namazda farz değildir. Oturmak farzdır. O müddet, o müddet içerisinde oturmak farzdır. Onun için bunların zevkine erdiğimiz zaman inşallah bizler bu idraklara, bu kemalata sahip olduğumuzda bize Ali de deseler, Fatımatul Zahra validemize deseler, Hasan Hüseyin efendilerimize deseler, hepsinin yerlerini görerek, bilerek zevk edersek o zaman hiçbir problemimiz kalmaz. Her an Ali'de görürüz, her an Fatımatul Zahra validemizde görürüz, her an Hasan Hüseyin efendilerimizde görürüz. Ben Şam'a gittim, Şam'daki Emevi camisine gittim de mübareklerin Hasan Hüseyin efendilerimizin başlarını koparmışlar. Vücutları orada, başları Mısır'a gitmiş. Bunların başı nerede dedim? Mısır'da dediler. Bakın ne kadar Arapların gaddar olduğunu öğrenin. Bize Arap'ı Arapça okumayı, Arap'ı övmüşler bugüne kadar. Halbuki gaddarların gaddar olduğunu gittiğim zaman gördüm onları. Başları yok ya. Camakanın içine koymuşlar. Gelen Müslümanlar seyrediyor. Emevi Camisi'nin 4 tane de kapısı var. Hatta Hazreti Ali Kerimullah Beyş oraya gelmişler sağlığında. Camide namaz kılmış. Cemaat demiş ki ya Ali'nin elini öpelim. E ne yapalım? Hangi kapıdan çıkacak? Bir kısmımız birinci kapıya gitsin. İki. Öteki bir kısmımız ikiye, üçe, dörde taksim olalım. Hangisinin olursa hiç olmazsa elini öp mutlaka almış oluruz demişler. 4 kapıdan çıkmış mübarek. Gitmiş, ondan sonra çıktık. Gittikten sonra demiş ki biz Ali'nin elini biz öptük. Biz de öptük. 4. kapıdakilerde biz de öptük demişler. Dikkat ediyor musunuz? Yani ne anlıyorsunuz bunlardan? Biz zannediyoruz ki mescid olan cami kapısı 4 tane. Evet, 4 tane de olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Ama bir insansa bir kapıdan çıkar. Evliya letafetleşti. Çünkü 4 değil, 50 tane de olsa 50 kapıdan da çıkar. Evet, latiftet yönü nedir insanın? İşte onun idrakı, kemalat yönü. Yani buraları anladığımız zaman kendimizin eskiden cahilken takıldığımız noktaları kendilerine aşıveriyoruz. Yani milletin bildiği gibi şey değil. İnşallah bunları idrak eden kullarından oluruz Allah'ım. Evet.